taarruz için güçlü olmak gerekiyordu. Bozkırlarında, dağlarında Anadolu'nun bir kımıldanış başlamıştı. Ulusal bir karşı koyuştu bu. Savaşamayacak kadar yaşlı olanlar ve çocuklar durup dinlenmeden çalışıyor, silah ve cephane üretiyorlardı. Nekahat devresindeki yaralı askerler tüfek namluları yapıyorlardı. Yiğit Anadolu kadınları mermi dolduruyorlardı. Cephaneler kadınların, erkeklerin, çocukların sırtlarında ya da kanıların üstünde cepheye ulaştırılıyordu. Askerler yurdun dört bucağında ilkel araç ve gereçlerle eski ve bozuk yollar üzerinden binbir güçlükle akıyordu cepheye. Başkomutan Mustafa Kemal 23 Temmuz 1922 tarihinde Akşehir'deki Batı Cephesi karargahına giderek Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile taarruz planı üzerine çalışmalar yaptı. Üç silah arkadaşı hazırlıkların gözden geçirilerek her şeyin 15 Ağustos'a kadar tamamlanmasını kararlaştırdı. 6 Ağustos 1922 günü Batı Cephesi Komutanı birliklerine gizli olarak taarruza hazırlık emri verdi. Birkaç gün sonra gazetelerde Mustafa Kemal'in Çankaya'da bir çay partisi vereceği haberi yayınlanıyor. Partinin verileceği saatlerde ise başkomutan kıtaların başına geçmek üzere cepheye hareket ediyordu. Büyük bir gizlilik içinde Akşehir'deki cephe komutanlığına gelen Mustafa Kemal, 20 Ağustos 1922 günü saat 16 sularında 26 Ağustos sabahında düşmana taarruz emri verdi. Savaşa kurmay yüzbaşı olarak katılan Fahri Belen'in tanımıyla Kocatepe, 1900 metre yüksekliğiyle bütün sahaya hakim, doğuya ve batıya uzanan kollarıyla büyük kuvvetlerin gizlice toplanmalarına, manevra yapmalarına elverişli, düşmanı gözlemek için, bir orduyu gizlemek için doğanın bir lütfuydu. Ve işte uzun bekleyiş bitiyordu. Mustafa Kemal açtı, uykusuzdu, gergindi. Ağustos'un 25'iydi, Kocatepe'deydi. Düşmana Afyon'dan saldırılacaktı. Gece bütün hazırlıklar yapıldı. Düşman cephesine iyice yaklaşıldı ve 26 Ağustos sabahı saat 5'te yoğun bir topçu ateşi düşmanı dövmeye başladı. Toz, duman, alev birbirine karışıyor, cehennem yeryüzüne iniyor. Bir süre sonra topçu ateşi daha gerilere kaydırılıyor, süngü takmış Türk piyadeleri Allah Allah sesleriyle düşman üzerine çöküyor, süvari kol ordusuysa Sincanlı Ovası'nı dolaşarak düşmanın arkasına sarkıyordu. Saat 7 sularında tel örgüleri kopartan Mehmetçik, Kalecik Sivrisi adıyla anılan önemli tepeyi ele geçirdi. Ardından Tınaz Tepe'nin ele geçirildiği haberi ulaştı Kocatepe'ye. Çok geçmeden Belen Tepe alındı. Komutanlar kucaklaşıyor, gözlerden sevinç yaşları süzülüyordu. Bu aslında bir ulusun coşkusuydu. Onuru, namusu ve özgürlüğü için girdiği savaşta ölürken yeniden doğuşuydu. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirinde söylediği gibi, koptu bütün tabur yalçın kayalardan, bir anda Allah Allah'larla inledi yer gök, taşları fırlatmıştı, fışkırıyordu toprak altındaki kök. 27 Ağustos 1922'de üst üste yapılan süngü hücumlarıyla Yunan mevzileri ele geçirildi. Saat 17 dolayında Afyon kurtarıldı. Düşman kaçıyordu. 28 ve 29 Ağustos 1922'de yapılan taarruzlarla düşmanın yurt topraklarından sürülmesine devam edildi. Ve 30 Ağustos 1922, Mustafa Kemal'in bizzat cepheden yönettiği başkomutanlık meydan muharebesi. Emir en küçük birliklere dek ulaştırıldı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!